oynadığı zaman 38 maçta 32 galibiyet. Muhteşem. Oynamadığı zaman 21 maçta 10 galibiyet. Yarısından fazlasında puan kaybı var. Biz geçen sene de bunları konuşuyorduk Ender. Geçen sene de aynı şey. Ender'in ama şimdi burada bak Fenerbahçe kulübünün çok büyük hatası var. Evet tabii. Hatanın 10 numarasını yapıyorlar. Bak bu sene bu kadar transfer yapılıyor. Hala orta sahaya bir transfer yapılmıyor. Fred'in muadili değil mi hocam? Sadece Fred'e güvenerek, Fred sağlıklı olursa eyvallah tabii ki güveneceğiz. Sakatlanınca? Sakatlandığı zaman Fred'siz bir Fenerbahçe eyvah mahvolduk demeyecek. Büyük kulüp böyle olmamalı. Büyük kulüp muhakkak Fred'in de İsmail'in de yedeklenmesi lazım. Bunların olmadığı zamanlarda buna yakın bir oyuncunun şu ana kadar Fenerbahçe transfer etmiş olması lazımdı. Geçen sene bunlar bas bas bağırıyordu. Sen gidiyorsun şimdi enteresan işler gidiyorsun. Sol açık alıyorsun. Evet senin elinde kanat oyuncusu bir sürü var. Sen Maksimen kötü oyuncu mu? Evet doğru iyi oyuncu. Ama birinci önceliği Fenerbahçe'nin orta saha almasıydı. Bu geçen sene Fred'in yokluğunda Fenerbahçe şampiyonluğu doğru, kaybetti. Doğru. Sen bu sene iki maç oynamadın. Şimdi Mourinho diyor ki ben Fred'i özledim. Ya Fred'i bütün Fenerbahçe camiası özlüyor. Mourinho. Günaydın bunu geçen sene herkes biliyordu. Sen geldiğin zaman kulüp yönetimi de sana bunu söylemişse bir orta saha oyuncusu buraya transfer etmemişsen bu hata senin hatan. Bu bence hatayı kaldırmak lazım. Mourinho'dan önce hani bunu düşünmesi gereken bu takımın hafızasına sahip insanlar olmalı içeride. Yönetici geçen sene yaşadı. Onlar yaşadı çünkü. Ama Mourinho da bunu Mourinho'nun görmesi değil. Yönetim kurulunun bunu açık açık söylüyor. Belki muadilini bulmak kolay değil. Ender burada biz istatistikleri koyuyoruz. Geçen senekilerini de koyuyoruz. Bu istatistikleri sunum yapmışlardır Mourinho'ya. Zaten herkes biliyordur. Bilinmeyecek bir şey değil bu. Yani ama bunun harekete geçmek gerekiyor yani. Hala geç kalmışlar. Sezon başı oysa ne deniyordu? Biz eksikleri biliyoruz. Bildiğimiz yerlere bu yönetim tarafından da bunlar geldi. Mourinho tarafından evet biz biliyoruz eksiklerimizi alacağız. En büyük eksiğin işte senin Fred'in olmadığı zaman, İsmail'in olmadığı zaman büyük sıkıntı yaşıyorsun. Eksik herhalde şeyi gördüler burada bir santraforu bir de topu taşıyan hızlı Maksimen gibi bir çizgilerde çıkıyor. Santrafor tamam yani Batshuayi'nin olmadığı yerde. İrfan Tadiç genelde oynadı ya açık alanda çok hızlı oyuncu. Reha Hoca. Hani driplingçi bir oyuncu şey ama mi? Sizin dediğinizde yok onu diyorum. Sen 8 numara. Sürat dedin ya şimdi bak sana sorayım ben mesela. Çok güzel bir yere bunu herkes söylüyor. Evet Mourinho geldiği zaman ne dedi? Biz takımınızın arttıracağız dedi değil mi? Ya senin Fenerbahçe'nin takımınızın arttırması için senin set oyunu oynayıp ya da savunmada birinci bölgede karşılayıp süratli oyunu oynaman için kontrol oynaman lazım. Ya Fenerbahçe gibi takım set oyunu oynar mı oynar mı? Bence ön alan presini çalışıp daha iyi bir oyuncu olmaz alman lazım. Evet hızlı oyuncu diyorsun alacağım. O zaman Taliç'i niye oynatıyorsun? Taliç'i oynatma. Ya şimdi yani söyledikleri de birbiriyle bağdaşmıyor. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Evet sen Maksimen iyi oyuncu. Sen kontratak mı oynayacaksın da sen Maksimen'i alıyorsun? Yok kontrat. Öyle değil mi ama? Ya, öyle bakmak lazım karşılığında. Ya da başka bir bakış açısına geliştirilebilir onu soralım. Bir dakika değil mi? Hayır ben izlerken şimdi set ucumu için değil. Bir kere pasın akışı yani daha çabuk hızlı oynaması gerekir. Hız derken o bence onu demek istedi. Hızlı oyuncularla topu değil. Hızlı yoksa, çevirmek. Tabii pasın yani. Ya da oyuncuların hızı yer değiştirmesi. Tabii ya pasa özellikle pasın ritmini bir şekilde daha hızlı çabuk bir şekilde yapmalı. Yani o anlamda çok çabuk oynamalı Fenerbahçe. Alan yaratmalı mutlaka. Yani saha içindeki özellikle ben bunu düşündüğünü ve de bununla ilgili bir açıklama olduğunu düşünüyorum Mourinho'nun. Şimdi oyuncu hızıyla ilgili yani Doku bile oynuyor mesela Belçika milli takım oyuncusu. City'de sol kenarda. Evet. Hocam oynayabilir. Set oyununda da oynayabilir açık alanda da. Benim demek istediğim geçen sene Fenerbahçe'de driplingçi böyle alacak hızıyla oyuncu geçecek bir oyuncu yoktu. Şimdi Maksimal stoper bek arasına ve savunma arkası koşucu oyuncu değil. Top ayağındayken evet, dripling yapan evet, oyuncu. Bu farklı bir profil. Evet. Hızlı bak, ve driplingçi. Ne güzel izah ettin. Bak demek ki süratli oyun içerisinde evet, olması için savunma arkası bekle stoper arasına koşu yapması bence, gerekir. Bence doğru söylüyorsun. İşte öbür tarafta da Tadiç ile İrfan arasında kaldı. İkisi dedik ki, yani atletik oyuncu değil. Tadiç de aynı kullanıyor. Ama genel yapı olarak bence o lafı dedi ki biz hızlı oynayacağız. Yani nedir? Topa işte ritim daha çabuk daha hızlı oynayacağız. Pas oyunumuz
daha bir tempolu olacak. Bu baskıyı fiziksel değil topla yapacağız diye bundan... Tamam olabilir, hızlı düşünürsün, teknik oyuncularla hızlı pas yaparsın, o da bir hızlı oyun şeklidir. Doğru söylüyorsun. Cicu'nun bir açıklaması vardı az önce, onu bir kez daha görebilir miyim? Orada bir nokta var. Yani gol atmak kadar, bol gol atmak kadar gol yememenin de altını çiziyor Cicu. Dağım'a da, Dağım'ın ailesine başsağlığı diliyor, oraya da değinmiş. Sadece o ofansif anlamda değil, defansif anlamda da iyi oynadık diyor ki... o da önemli tabii, o da zaten orta saha gücünden de kaynaklanıyor, onu da konuştuk. Ya mesela orta sahası çok dinamik. Mesela illa oyuncu hızıyla, oyun hızla oynanmaz. Yavaş oyuncularla da oyuna hız hızlı verebilirsin. Hızlı oynayabiliriz. Mesela yani teknik hızlı oyuncu, düşün, futbol bilgisi yorumu çok çabuk gelmeden adam farkındalığı tık tık oynayabilirsin. Topu hızlı hocam, oynadığın zaman tabii yani bunu demek hızlı istediğim Mourinho'nun hızlı değil. Yani oyunu hızlandırmamız gerekir. Tabii yani canım, oyuncu hızıyla o zaman İrfan Can'ı oynatmak lazım. Niye? Adamın kafasına topu 30 metre 40 metreden i̇şte, çarptırıyor. Tabii. O da bir hızlı oyundur. Ya o, topu hızlandırmak evet. Ya o bir de tekniğe de giriyor doğru tabii. Ama o Tadiç'ten işte sağ çizgide onu yapıyor. Tadiç'i yaptığı zaman hem sol çizginin iyice verimini bitiriyorsun hem sağ çizgini de bitiriyorsun. Bak çok enteresan, çok tehlikeli. Tadiç oynadığında sağda oyun istediği gibi akmıyor. Samuel de oynasa bugün sakat ola oynamayan. Mert zaten öyle bir ucum aksiyonları bol bir oyuncu değil. Aynı şekilde Tadiç'i oraya bağlıyorsun. Bir de sol tarafta zaten Maksimini tercih ediyorsun. Sağ ayakla içeri kat etsin. Orayı da hele Ferdi de yok. Orada tamamen farklı bir oyun olmaya başladı. Ne gibi? Daha enerjik, daha hızlı oynayan bir oyun. Daha akıl konulmuş oyun sahada oynanacaksa Tadiç evet yetenekli, klas bir oyuncu tartışması. Ama orada İrfan'la Samuel verimliliği hocam çıkmaz sezon sonuna kadar Mert'le bakalım, bak. Orada bir takım sezon sonuna kadar bunu herhalde net bir şekilde iddialı bir şekilde söyleyeyim. Mert'le Tadiç önünde oynarsa, solda da Osterwold'da önünde San Maksim'in oynarsa çok tabela yapmakta zorlanır Fenerbahçe. Mert'i mi daha merkez oyunları oynaması gerekir. Herhalde daha çok Osay'ı ama Osay'la oynadığında da Tadiç'te o İrfan Can ikilisinin verimini vermedi. Aynı şeyi vermeyebilir. Biraz deneyecektir bence. Ya biraz İrfan Can da Osay Samuel zaten geçen sene orada gerekeni çok fazlasıyla hocam yapıyorlardı. Hocam işte bu tarz teknik adamlar siz daha iyi biliyorsunuz. Ben şunu yaptım demek için farklı bir takım şeyler geliştirebilirler çok güzel, ki. Çok güzel söyledin. Bu, yani evet. Mourinho'nun da mutlaka öyle bir egosu vardır. Kesinlikle böyle demiş düşünüyor, ki, katılıyorum. Aynı şeyi düşünüyorum. Ben İsmail Kartal'ın yaptığından farklı bir şey yapmam lazım ki. Ya benim İsmail buraya Kartal değil de kendi adına hani bir şey söylemek istiyorum. Hocam ama İsmail Kartal'ın doğru yaptığı şeyleri sen bozuyorsun aslında. Doğru yaptığı şeyleri bozmayacaksın. Bozuk olan yerleri tamir edeceksin. Mourinho sen bunu yapman gerekiyor. Ben yani eksik olan yerleri doğru tamamlarsan doğruyu yapmış olursun. Bu performansı olsun orta sahadan alacak. Bugünkü bu orta saha Szymański, Fred veya Szymański'nin yerine mesela bir 10 numara veya 8. İsmail'den daha önemli bunların alınması gerek. Fenerbahçe bu çizgi aksiyonların istediği gibi yapamazsa sıkıştığı maçlar olacak. Ülkemizde ve Avrupa'da yapacak orta saha oyuncular da var ama önemli. Şu anki hep hücumdan bahsediyoruz da savunmada da Jiku ile Çağlar'ın da uyumsuzluğu da söz konusu. Bence çok uyumlu oynayamıyorlar orada. Tebrik ediyorum seni. Çağlar hala ben merak ediyorum. 2 senedir Avrupa'da maç oynamamış. Fenerbahçe geçen sene İsmail Kartal'la başlayan bu serüveni bu sene de devam ettiriyor. Burada Cicu, Bekao ikilisi geçen sene yokken biz burada Ender çoğu programda söylüyorduk ki evet Fenerbahçe'nin en önemli bölgesi yok. Şu anda Bekao var ve Çağlar'la ısrar ediyorlar. İsmail Kartal da etti. Şimdi Mourinho da ediyor. Yani acaba biraz daha ikinci hamlesi olmasından kaynaklanıyor olamaz mı? Ben kabul ediyorum. Evet. Çağlar'ın yani Bekao'nun ya pozisyon bilgisine bir şey demiyorum ama Bekao özellikle sakatlıklardan sonra ikinci hamleyi yapmakta biraz sıkıntı çekmeye öyle başladı. Öyle söylemler diye var görüyorum camia içerisinden, ağır kalıyor. İşte pozisyonlara senin dediğin hocam, pozisyon bilgisine yapamıyor. Hiçbir şey demem ama ikinci hamleyi yapmakta dönmekte biraz ağır kalmaya başladı sakatlıklardan skor sonra. 5-0 olunca o defanstaki sıkıntı uyumsuzluk göze batmadı. Niye? Çünkü Rizespor gelemedi. Zaten çok sıkıntı i̇lk yarıda, yaşanmadı. İlk yarıda biraz geldiğinde oradaki uyumsuzluk hemen kendini gösterdi. Ya bir doğru de şimdi bu kanat bekleri de Fenerbahçe'nin bugün hücum açısından pek fazla ileri çıkmadıkları için savunmada da kaldılar. Ben de çok düşünüyorum. Ben Lille maçında da özellikle mesela müthiş performans verdi rövanş maçında. Lille maçında Çağlar değil mi? Lille getirmediler ya. Yani öyle böyle değil.